Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında analitik geometri konusundaki karma testler yani üniversitelerin testlerinden 18. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen ifadeler için aşağıdakiler bilinmektedir. Sarı boyalı bölge alanı 180 olan bir dik yamuktur. İki kenarı koordinat eksenleri üzerindedir. Evet, yamuğun iki kenarı görüyorsun, şu kenar ve şu kenar. Mavi doğru yamuğun diğer kenarlarının dik olmayan kenarlarının taşıyıcısıdır. Evet, dik olmayan kenarlarının taşıyıcısı yamuğun. Yani şu kenarın taşıyıcısı. Sonra kırmızı doğrunun da denklemi verilmiş. Arkadaşlar kırmızı doğrunun denklemi verilmiş ya. X yerine 0 yazsam, X yerine 0 yazdığım zaman Y 8 gelir. Y yerine 0 yazdığım zaman da ne gelecektir? 2X eşittir 24'ten X de 12 mi gelecek? Evet. 3 kere 8 24. Evet. X de 12 gelecektir. Evet. X'i 12 olarak bulduk. X eksenini kestiği yer 12. Y eksenini kestiği yer de 8 olarak çıktı arkadaşlar. Doğru değil mi? Evet. Bir sıkıntı yok. Devam edelim. Mavi doğruyu dik kesmektedir. Evet. Mavi doğruyu dik kesmektedir. Şu doğruyu dik kesiyor. Vallahi eğimden gidebiliriz. Tanjant alfadan gidebiliriz. Size kalmış. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Ya da eğimler çarpı eksi 1'den de gidebilirsiniz. Bunun eğimine M1 dediğimiz şey. Hocam eksi 2 bölü 3. Bunun eğimi eksi 2 bölü 3 ise M2 dediğim ne olmak zorunda? 3 bölü 2 ters çevirip eksiyle çarpmışı. Yani şuradaki açının tanjantı 2, 3 bölü 2 olacak. Değil mi? Evet, 3 bölü 2 olacak. Yani burası 3K iken burasının ne olması lazım? 2K olması lazım. E hocam yamuğun alanı verilmiş, şurayı bulmam lazım. Tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum. 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şu büyük dik üçgende de bir tanjant alfayı kullanabilirim aslında. 3 bölü 2 olacak. E, o zaman burası... Buraya n diyecek olursa n bölü 2k artı 12 3 bölü 2'ye eşitse eğer. Buradan işler dişler yaptığımız zaman 2'ye bölsen k artı 6 yaptı. O zaman n'i ne buluruz? 3k artı 18 buluruz. Evet, burası 3k artı 18 çıktı. Şimdi yamuğun alanını vermiş. Alt taban artı üst taban hemen kullanalım. Alt taban artı üst taban 6k artı 18 çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz 12. Bir de bölü 2. Kaça eşitmiş? 180'e eşitti burası. Şimdi burada 2'ye bölsen 6. Sonra 6'ya 6 parantezini alsam. Burada 6 parantezini alsak ne oluyor? K artı 3 geliyor. 6 kere 6 36. 36 ile 180 sadelese 5. K artı 3 eşittir 5 ise K'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. Evet, K 2. Mavi doğrunun denklemi isteniyor. Mavi doğrunun denklemini bulmak için K 2 bulduk ya. Burası 6, burası 4 oldu. Y eksenini kestiği yer 6. X eksenini kestiği yer eksi 4 oldu. Direkt x bölü eksi 4 artı y bölü 6'dan sonuca ulaşırız. E o zaman bunu ben kaçla 12 ile birleştireyim. Bir de x'in katsayısı artı olacak şekilde yapayım. O zaman bunu eksi 3 ile çarpayım. Yok, artı 3 ile çarpayım. Paydası eksi 12 olacak o zaman. Bunu da eksi 2 ile çarpayım. O zaman denklem ne yapıyor? 3x eksi 2y bölü 12 değil eksi 12 eşittir 1'den 3x eksi 2y eşittir eksi 12 yaptı. Yani 3x eksi 2y eşittir eksi 12 hangi şıkta var? D şıkkında var. 3x eksi 2'ye bunu düzenleyecek olursam 3x eksi 2'ye artı 12 eşit 0 yapıyor arkadaşlar. Evet, biraz burayı düzensiz çizdim ama soru o şekilde aktı, kusura bakma. Evet gençler, bu şekilde bulduk. Birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen kırmızı figürle kırmızı figürlere dönüşüm hareketleri uygulanarak oluşan görünümler yeşile dönüştürülüp koordinat sisteminin birinci bölgesinde YKS ifadesi oluşturuluyor. Buna göre yapılan dönüşümler ile ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. Y'yi 90 derece döndür. Saat yönünde 90 derece döndür. Arkadaşlar ben sadece şuradaki noktaya döndüğüm. Bu nokta nedir? Şöyle bakacak olursak bu noktaya bak bakayım şimdi. Burası kaça kaça denk geliyor, ona göre yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradaki nokta eksi 6'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 noktası. Sen bunu 90 derece döndürdüğün zaman 9'a 6 olacak. Birinci bölgeye düştüğü için işaretleri de artı olacak. Hani noktalar yer değiştiriyor. Hangi bölgeye düşürüyorsa onun işaretini alacaktı. O zaman buraya gelmiş bu nokta. Şimdi bak 9'a 6 nerede? Hocam 9'a 6'ya şu dönüşümü uygula. 7 birim sola. 7 sola. 7 sola dönüştürdüğün zaman ne yapıyor bunu? Hocam 2 yapıyor. Sağa sola gitmede. Yani sola gitmede. Apsisinden 7 çıkartıyorum. Bir birim aşağı. Bir birim aşağı ötelersem de 5 noktası yaptı. Burası 2'ye 5 mi? Evet. 2 birim sağda. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarıda. Aynı şeyi buraya da uygularsan buradaki noktada da şunu bulursun kardeşim. Aynı döndürme işlemini yaptığın zaman
Aynı şeyi bunu yaptığın zaman da bunu bulursun. Evet, birincisi oluyor. Ben bir tanesini yaptım. Şu köşeyi yaptım. Buraya denk geldi. E zaten 90 derece döndürmüş halde, yani şu 90 derece döndürmüş hali şu şekilde olacak ya, harfi olacak ya, bir tanesi yeterli olacak zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Uzunluklarda aynıysa 2 birim. Şurası şöyle, şurası şöyle. Evet, 2 birim. Burası böyle, burası böyle. Tamam, sıkıntı yok. Birincisi oldu mu? Oldu. Gelelim ikincisine. K figürü, şuradaki K figürü orijine göre yansıtılıp 1 birim sağa, 2 birim yukarı ötelenecek. Bak, orijine göre yansıt bakalım. Sen bunu orijine göre yansıtsan. Hocam, orijine göre tam birim karelerin köşelerinden gidiyor. 3 birim. Birim karelerin köşelerinden gittim. 3 birim. Şöyle. Değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3 birim gittim. K'yı yansıtırsan şöyle. Hocam, 2'ye 1 şeklinde mi gidiyor? Şöyle geldiğim zaman bak, dikkat. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 1, 2, 3 birim. Evet, 5'e 3 birim gideceğim arkadaşım. O da şöyle mi oluyor? 5'e 3 gidince 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 3 gidince buraya geldi. Evet. Şimdi K nokta köşesi. K'nın şu köşesi burada yansıttığın zaman. Hatta yukarı doğru çizdiğin zaman şöyle olacak. Şöyle. Öbürü de şöyle. Şöyle. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi bunu 1 birim sağa, 2 birim yukarı. Evet. 1 sağa, 2 yukarı getirince K'nın şu köşesini elde ediyor muyum? Elde ediyorum arkadaşım. Bu 2 de doğru oldu galiba. Evet. Şu figürü de x eksene göre yansıtıp bunu x'e göre yansıttığı zaman, şunu x'e göre yansıtmayı yapalım arkadaşlar. X'e göre yansıttığı zaman şu nokta burada, hop, x'e göre yansıttı. Sonra şöyle gelecek. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Aa, olmadı. Şu şekilde olması lazımdı. Bunu öteleme uyguladığın zaman şu 5'i elde edemezsin. Yani S'yi elde edemezsin bu şekilde. Yansıttığın zaman bu oldu. Bak, dikkat et. Buradan geldi. Sonra uzaklaştı. Sonra uzaklaştı. Sonra sağa doğru gitti. Sonra aşağı doğru gitti. Bu yukarı doğru gidecek. Bu da böyle gelecek. Bu olmaz arkadaşlar. Üçüncüsü o zaman yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yapmış oldu. Yani Denizli oldu arkadaşlar. Evet, ikinci soruyu da Denizli bulduk. Geldik 3'e. Bir kenar uzunluğu 2 birim olan kare biçim kare 1 bilyon üzerine başlangıç şeklinde gösterildiği gibi bir kenar uzunluğu 1 birim olan eşkenar üçgen. Evet, 1 birimlik bir eşkenar üçgen. Sonra ben bunu böyle döndürmüşüm. Eşkenar üçgeni şöyle döndürmüşüm. Kaç derece döndü? 60 derece döndü deme. Çünkü dikkat. Sen bunu böyle döndürdüğün zaman hop şöyle dönüyor. Yani şurada kaç kaç derece? Şurada kaç 60 derece ise burası 120 derece yapıyor. 120 derece dönerek buraya geldi. Sonra burada bir daha mı 120 dönecek? Hayır. Dikkat. Buradan sonra da bak, dönüş yapmadan önce bak, dikkat et. Senin şu kenarın hop şuraya geliyor döndürdüğün zaman. Döndürdüğün zaman kaç derece dönmüş oluyor? Hocam, 60'ı burası ya. Burası 30. E burada da 180 dönüyor. 210 derece dönüyor. Yani bu bir dönmede 120, bir daha dönmede kaç oldu? 120 artı 180 artı 30. Yani 210 döndü. Yani iki dönmede şey döndü. Ondan sonra bak, dikkat et. Şu iki dönmede kaç dönmüş oldu? 230 dönmüş oldu. Değil mi? Yok, 330 dönmüş oldu. Sonra şu iki dönmeye böyle geldi. Sonra bir daha aynı şekilde 180, bir daha aynı şekilde 210, bir daha 330'luk dönecek. Sonra bir daha 330'luk dönünce şöyle olacak. Sonra bir daha 330'luk dönünce de aynı yerine de denk gelecek. Kaç tane 330 dönmüş oluyor? Bak, 1, 2, şu 1 330, bu 2 330, bu 3 330. Şuradan şuraya dönünce bir saniye. Buradan buraya, bu köşeye geldiğinde 1 330. Buradan bu köşeye geldiğinde 2. Sonra buradan buraya geldiğinde 3. Buradan buraya geldiğinde 4 tane 330 dönmüş oldu. 4 tane 330 kaç yapıyor arkadaşım? 0, 12, 12, 1320 yapmış oldu. Yani 1320 dönüşte ilk bulunduğu yere geldi mi? Geldi. Sana 3090 dön diyor. Bakalım. 3090'ı sen 1320'ye dön böldüğün zaman kaç tane 1320 dönmüş oluyor? Ona bakacaksın. Çünkü her 1320 döndüğünde bu noktaya tekrar geliyor. O zaman bunu hesaplayalım. 2 defa desek, 3 defa desek aşıyor. 2 defa mı olacak? Evet, sanırım 2 defa olacak. Değil mi? 3 defa aşıyor çünkü. O zaman 2 defa döndürdüğüm zaman 0, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 2 kere 1 2, çıkarttığım zaman 0 5. Burası da kaç oldu? 4. 450 derece. Evet. O zaman 2 defa 1320 döndü. Bak şimdi, dikkat et. 2 defa 1320 dönünce buraya geldi. Sonra bir 450 derece daha döndüreceğim. 450 derece döndürsem şuradan şuraya dönüşte zaten kaç dönüyordu? 330 mu dönüyordu? Evet. Buradan buraya 120 döndü. Buradan buraya kaç?
210 döndü. Sonra buradan buraya da 120 döndü. 120, 210 ve 120'nin toplamı zaten kaç yapıyor arkadaşım? 450 yapıyor. O zaman bizim bu üçgenimiz buraya mı denk gelecek? Evet, A şıkkına denk gelir arkadaşlar. Valla yıldızlık bir soru. Çok da güzel bir soru olmuş. Dönmeyle alakalı gerçekten hoş bir soru olmuş. Evet, 110, 120 ve 120'nin toplamı kaç yapıyor? 450 yapıyor. 120 dönüşte buraya. Sonra 210 dönüşte buraya. Sonra bir daha 120 dönüşte buraya denk gelecek. Toplamda 450 buraya denk gelmiş oluyor. Çok hoş soru. Gerçekten. Mükemmel. Mükemmel. Yani teşekkürler. Teşekkürler Metin Yayınları. Üçüncü soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik dördüncü soruya. Dörtgen bir tarlada şekilde gösterildiği gibi birbirini dik kesen yollar geçecekmiş. Birbirini dik kesen yollar var arkadaşım. Şurası 90 derece olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Tarlanın ABCD köşeleri E100 karayoluna olan uzaklıkları 3, 4, 5 ve 2 olarak verilmiş. Sırasıyla A'nınki 3, bununki 4, bununki uzaklık olarak buraya denk gelecek, bununki de uzaklık olarak buraya denk gelecek. Yani bu uzaklıklar tabii ki dik uzaklık değil mi arkadaşım bunlar? Evet, bunlar dik uzaklık, şöyle gösterdik. E bunları gösterdik. Ne diyordu? 3, 4, 5, 2. 3, 4, 5 ve 2 yazdık. Sonra E200'e olan uzaklıkları da sırasıyla 2, 3, 6 ve 5. Evet, şurası da 2. Maviyle mi göstereyim bunu da? Maviyle göstereyim. 2, 3, 6 ve 5 olarak verilmiş arkadaşım. Yazalım. Şurası 2, burası 3. Tabi bunlar 90 derece. Burası 6 ve burası da 5. Aslında biz bunu x ekseni, bunu y ekseni olarak düşünüp noktaları da düşünüp ona göre işlem yapabiliriz arkadaşlar. Ama burada analitik düzlemde de böyle noktalar verildiği zaman ne yapıyorduk? Dikdörtgen içerisine alıyorduk. Bence hiç şey yapmayalım. Yani buradaki nokta mesela nedir? Hocam 2'ye 3 noktası. Burası eksi 3'e 4 noktası. Burası 3. bölge olarak kabul edecek olursanız eksi 6'ya eksi 5. Burası da kaç birim sağda? 5'e. 5 birim sağda. 5'e eksi 2 diye düşünüp ona göre işlem yapabilirsiniz. Ama zaten analitik düzlem içine oturtursak da biz böyle şekil gördüğümüz zaman en küçük dikdörtgen içerisine almıyor muyduk bu şekli? Evet. En küçük dikdörtgen içerisine alalım kardeşim şunu. En küçük dikdörtgen içerisine aldığımız zaman ben şu alanı rahat bir şekilde bulabilirim. Evet, en küçük dikdörtgenimiz şu yapıyor arkadaşım. Şu dikdörtgenin içerisinde. Evet, şu dikdörtgenin uzunlukları belli mi? Belli. Şurası kaç? 6 birim. Şurası 5 birim. Toplamda burası kaç yaptı? 11 yaptı. Sonra şurası 2 birim. Burası 5 birim. Buraya 3 birim kaldı. Şurası kaç birimdi? 4 birim. O zaman burası 4 birim. Şurası kaç birim oluyor? 5 birim. Burayı da 5 birim yazdık. Burası kaç birim? 6. 6. Yani buraya 2 kaldı. Değil. 3 kaldı. 3'ü buradaysa 3'ü buradadır. Şurası da 4 birim. 4 birim. Evet. Burası da 9 yaptı. Yani 9'a 11'lik dikdörtgen içerisinden şu alanları tek tek çıkartacağım. Beyaz alanları çıkartacağım. Yani biz 9 çarpı 11'den. Hadi işlem hatası yapmam inşallah. Şu dikdörtgenin alanından şu alanı çıkartacağım bir kere. 1. 3 çarpı 11 bölü 2 çıkartacağım. 3 çarpı 11 bölü 2 çıkartacağım. Eksi. Sonra şu alanı çıkartacağım. O da 3 çarpı 9 bölü 2. 3 çarpı 9 bölü 2 çıkartacağım. Eksi. Hocam bu alanı nasıl çıkartacağız? Bu alanda da arkadaşlar şöyle dikdörtgenler yapıp o şekilde yapabilirim. Mesela şu alan belli mi? Belli. Şurası kaç birim? 3 birim. Burası 4 birim olduğundan şuraya 1 birim kaldı. Dikkat. Şurası da 1 birim yaptı o zaman. Tamamı 4'tü. Buraya 3 birim kaldı. Sonra şuraya bakalım. Şurası 2 birim. Burası 2 birim. Şurası da 5 birim olduğundan buraya kaç birim kaldı o zaman? 3 birim kaldı. Yanlışlık yapmayalım. 3 birim kaldı. O zaman burası 3. Tamam 5'ti. O zaman buraya 2 birim. Doğru. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. O zaman şu alan kaç yaptı arkadaşım? Tekrar bakalım şu alana. Şu alana bakacağız. 1 burası. Burası da 5 mi? Evet. 1 çarpı 5 bölü 2'yi çıkartacağım. Eksi. Şuradaki alanı çıkartacağım. Burası da 3 ya. 3 çarpı 5 bölü 2. Bak. 3, 5. Değil mi? Şuradaki alan. Evet. 3 çarpı 5 bölü 2'yi çıkartacağım. Eksi. Bir de şuradaki alanı çıkartacağım. Buradaki alan da 3'e 1'lik alan. 3 çarpı 1'i çıkartacağız. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. 9 çarpı 11 99 eksi. Burası 3. Şu en baştaki 3'ü yazdım. Eksi. Şu 33 bölü 2 var ya hepsinde. 27. Yani 33 eksi parantezini alıyorum burada. Dikkat et. Eksi parantezini alıyorum. 33. 27 eksi parantezini aldığım zaman artı 5. Sonra artı 15 değil mi? Evet. Bölü ikisi de var. Evet, 99'dan 3 çıkartırsak 96 yaptı. Eksi. Şu ikisinin toplamı 55 yaptı.
Şu ikisinin toplamı 55 yaptı. Değil mi? Yok, 55 yapar mı ya? Şu ikisinin toplamı 3, 60 yaptı. 60. Bu ikisi de 20, 80, 60, 20 daha 80, 80 bölü 2'den 40 yaptı. O zaman burası 96 eksi 40'tan cevap da kaç yapacak? 56 yapacak. Oh, çok şükür. İşlem hatasız sonuca ulaştık. Dördüncü soru böylelikle Edremit oldu. Dediğim gibi analitik düzlemdeki noktaları yazıp da o şekilde yapabilirdiniz ama analitik düzlemde de biz böyle bir garip şekil geldiği zaman en küçük dikdörtgen içerisine oturtturup o şekilde cevaba ulaşıyorduk arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptık. Zaten o şekilde noktaları da yazdıysa, yazsaydık o şekilde yapacaktık. Evet, neyse, geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde, evet, OABC dörtgeni için aşağıdakiler bilinmektedir. O, A ve C verilmiş. AB'nin eğimi B noktasına biz X virgül Y diyelim bakalım. Şimdi dikkat, neler demiş burada. Burada AB'nin eğimi, eğim AB eşittir OB'nin eğimi ve BC'nin eğiminden bahsediyor. OB'nin eğiminin 2 katı. Evet. BC'nin eğiminin de kaç katıymış? 3 katıymış. O zaman buraya ben 3K dersem burası 2K olacak. O zaman eğim AB'ye de 6K mı olacak? Evet. Eğim AB'yi bulalım. Eğim AB şu ikisinin eğimi. Y'ler farkı Y bölü X'ler farkı X eksi 4. Eşittir 6K mı? Aynen. Sonra eğim OB 3K olacak. Eğim OB'ye bakıyoruz. Eğim OB Y'ler farkı yani Y bölü X'ler farkı da X eşittir. Kaçmış arkadaşım? O da 3K'ya eşitmiş. Çok güzel. Devam edelim. Bir de eğim BC'ye bakalım. Eğim BC nedir arkadaşım? Eğim BC'de şu. Y'ler farkı Y eksi 6 bölü X'ler farkı X eşittir. O da 2K olarak verilmiş. Buradan X ile Y'yi ben bulabilirim aslında. Ne yapabiliriz? Şu ikisinde bir oranlama yapabiliriz aslında öncelikli olarak. Şu ikisinde bir oranlama yapabiliriz. Şöyle şu ikisinde bir oranlama yapacak olursak. Hop hop. Böylelikle ne geldi? Y'ler gitti. Ters çevirip çarptığım zaman ya da Y bölü X eksi 4 çarpı X bölü Y eşittir. 6 bölü 3'ten 2 mi yaptı? Evet, şunlar şunlar gitti. Buradan X eşittir 2X eksi 8'den. X'i de kaç buluruz arkadaşım? 8 olarak mı buluruz? Evet, X'i 8 bulduk. Sonra şu ikisinde de aynı şeyi yapabiliriz. Şu ikisinde de aynı şeyi yapıp. Yo, herhangi bir tanesinde X yerine 8 yazsak olmaz. Şu ikisinde de bir oranlama yapalım bakalım. Şu ikisinde de bir oranlama yapacak olursak şöyle. Oranlayalım bakalım burada bunları da. Şunları da oranlayacak olursak. Hocam ters çevirip çarpacağız. Y bölü X çarpı X bölü Y eksi 6. Eşittir. 3 bölü 2 yaptı. X'ler gitti. 2 ile buraya çarptığım zaman 2'ye. 3 ile buraya çarptığım zaman 3'ye eksi 18 yaptı. Buradan da Y'yi de kaç bulduk? 18 bulduk. Oo, Y de buradan 18 geldi. Tamam. X virgül Y'yi bulduk. Ne bulduk burayı? 8 virgül 18 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi ne isteniyor bizden? Bu dörtgenin alanı isteniyor. O zaman arkadaşlar noktaları ben şuraya çizeyim. Hadi bakalım. Analitik düzlemi çiziyorum şuraya. Bir noktamız kaçtı? 0'a 0'dı. Evet, bir noktamız burası. Öbür noktamız 4'e 0. Şöyle 4'e 0. A noktası. Öbür noktamız ne? 0'a 6. Şurası 0'a 6. Sonra öbür noktamız ne çıktı arkadaşım? 8'e 18. 8'e 18. İşte buradaki nokta. 8'e 18 noktası. İşte bu dörtgenin alanı isteniliyor bizden arkadaşlar. Bu dörtgenin alanı da basit. Buluruz. Nereden bulacağız bu dörtgenin alanını? Hocam analitik düzlem oluşturalım şöyle. Şurada 8'e 18'i şöyle oluşturalım. Ya da hiç gerek yok. Şu üçgenin, iki tane üçgenin alanı değil midir bu? Evet. Şuradaki A alanı neye eşittir? A alanı hocam tabanımız 4. Tabana ait yüksekliğimiz buranın ordinatı. Yani 18'i. Yani A alanı neye eşit oldu kardeşim? Şunu siyah kalemle yazayım. A alanı 6 çarpı 18 bölü 2. Bu da 54 yaptı. B alanı nedir arkadaşım? B alanında, şuraya da B alanı dedim. B alanında 6 burası. Oy, şurası 4 olacaktı pardon. 4 çarpı 18 bölü 2. 4 çarpı 18 bölü 2'den 36 yapıyor burası. Şimdi B alanına bakalım. B alanında 6 çarpı hop yüksekliğimiz kaç yaptı arkadaşım? Apsisi kadar yapacak yani 8. O da 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24 yaptı. Buradan da A artı B alanı kaç yapıyor arkadaşım? 36 ile 24'ün toplamı yapar. Yani 60 yapar. Evet, 5. soruda böylelikle bulmuş olduk. Şunu biraz yukarı alayım da çözüm belli olmuş olsun kardeşim. Şöyle yukarı alayım.
Tamam. Şu da şöyle ve çözümünü de şu şekilde göstermiş olalım. 5. soruyu böylelikle Edremit bulduk ve olayı bitirdik. 19. 18. testin çözümünü de yaptık. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 19. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.